Selam, videoyu beğen, yorumlarda konu tavsiyeleri paylaş ve kanalımıza abone olarak bizlere destek ol. Gnostik metinlerde karanlık sembolizmi, aydınlığa giden yolda bir ışık. Gnostik metinler, erken Hristiyan döneminden kalma gizemli ve metaforik yazılardır. Bu metinlerde, karanlık sembolü sıklıkla kullanılır ve derin anlamlar taşır. Ancak karanlık, negatif bir anlam taşımak yerine, Aydınlığa ulaşmak için geçilmesi gereken bir aşamayı temsil eder. Gnostik öğretilere göre ruh veya tinsel varlık, maddi dünyanın karanlığına hapsolmuştur. Bu karanlık, cehalet, yanılsama ve maddi dünyaya bağlılığın sembolüdür. Ancak ruh, kendisini bu karanlıktan kurtararak gerçek aydınlığa, yani ilahi bilgiye ulaşabilir. Bu nedenle karanlık sembolü, ruhun aydınlığa giden yolculuğunda geçmesi gereken bir aşamayı temsil eder. Örneğin, Nag Hammadi yazıtlarında yer alan ışık üzerine ruhani söylev adlı metinde, karanlık şöyle tasvir edilir. Karanlık, ruhun maddi dünyaya düşmesinden kaynaklanır. Ancak ruh, karanlıktan kurtulup aydınlığa ulaşabilir. Bu örnekte, karanlık, Ruhun maddi dünyaya düşmesini ve cehaletle kaplı olmasını sembolize ederken aydınlık ise ilahi bilgiye ulaşmayı temsil eder. Bir başka örnek, Valentinus'un öğretilerinde yer alır. Valentinus, karanlığı insanın ruhsal gelişiminin başlangıç noktası olarak görür. Ruh, karanlığın derinliklerinden yola çıkarak aşama aşama aydınlığa doğru ilerler. Bu yolculuk sırasında ruh çeşitli sembolik engelleri aşar ve nihai aydınlığa yani ilahi bilgiye ulaşır. Sonuç olarak, gnostik metinlerde karanlık sembolü negatif bir anlam taşımaktan ziyade, ruhun aydınlığa giden yolculuğunda geçmesi gereken bir aşamayı temsil eder. Karanlık, cehalet ve maddi dünyaya bağlılığın sembolüdür ancak aynı zamanda ruhun gelişimi için de bir başlangıç noktasıdır. Gnostik öğretiler, insanın bu karanlıktan kurtulup aydınlığa ulaşabileceğini vurgular. Gnostik metinlerde cehalet ve kötülüğün kökenleri. Gnostik metinler, evrenin ve insanlığın kökenlerini anlamaya çalışan derin felsefi sorgulamalar içerir. Bu metinlerde cehalet ve kötülüğün kökenleri sıklıkla tartışılır ve bu kavramların ilahi bilgiden uzaklaşmayla yakından ilişkili olduğu vurgulanır. Önceki metinlerde bahsedildiği gibi, gnostik öğretilere göre ruh Maddi dünyanın karanlığına hapsolmuştur. Bu karanlık cehaleti ve yanılsamayı temsil eder. Ruh bu karanlıktan kurtulup aydınlığa yani ilahi bilgiye ulaşabilir. Ancak cehalet ve kötülük ruhun bu yolculuğunda engeller oluşturur. Gnostik metinlere göre cehalet ve kötülük yaratıcı tanrının bir kusuru veya eksikliği değildir. Bunun yerine yaratıcı Tanrı'dan uzaklaşmanın ve ilahi bilgiden kopmanın bir sonucudur. Valentinus'un öğretilerine göre, cehalet ve kötülük, sopya, ilahi bilgelik ile ayrılın bir sonucudur. Sopya'dan uzaklaşıldıkça, ruh karanlığa gömülür ve cehalete düşer. Bu düşünce, Pistis Sopya adlı gnostik metinde şöyle ifade edilir. Ruh, Sopya'dan uzaklaştıkça, karanlığa gömülür ve kötülüğe düşer. Ancak ruh, Sopya'ya yeniden dönerse, aydınlığa ulaşır ve kötülükten kurtulur. Bir başka örnek, Yuhanna'nın Muad Mucizeleri adlı gnostik metinde yer alır. Bu metinde, cehalet ve kötülük, Dünya Efendisi'nin, Demiurg'un, eseri olarak görülür. Dünya Efendisi, ilahi bilgelikten uzaklaşmış ve maddi dünyayı yaratmıştır. İnsanlar, bu maddi dünyanın esiri olmuştur ve cehalete düşmüştür. Sonuç olarak, Gnostik metinlere göre cehalet ve kötülük, ilahi bilgiden uzaklaşmanın ve maddi dünyaya bağlılığın sonucudur. Ruh, bu cehalet ve kötülükten kurtulmak için, ilahi bilgeliğe, sopya, yeniden dönmeli ve aydınlığa ulaşmalıdır. Gnostik öğretideki mitolojik hikayelerin sembolik anlamları Gnostik metinler, derin felsefi öğretileri ve ilahi bilgeliği aktarmak için sıklıkla mitolojik hikayelere başvurur. Bu hikayeler, görünüşte basit öyküler gibi görünse de aslında derin sembolik anlamlar taşır ve insanın ruhsal gelişimine ışık tutar. Önceki metinlerde bahsedildiği gibi, gnostik öğretilerde cehalet ve kötülük, ilahi bilgiden uzaklaşmanın bir sonucudur. Ruh, bu cehalet ve kötülükten kurtulmak için, ilahi bilgeliğe, sopya, yeniden dönmelidir. Peki, bu dönüş nasıl gerçekleşir? İşte bu noktada, mitolojik hikayeler devreye girer. Örneğin, Sopya mitolojisinde anlatılan hikaye, ruhun düşüşünü ve yeniden yükselişini sembolize eder. Hikayeye göre, Sopya, ilahi bilgelik, bir arzuya kapılarak ilahi alandan ayrılır ve düşer. Bu düşüş, ruhun maddi dünyaya düşmesini temsil eder. Ancak Sopya, daha sonra pişmanlık duyar ve ilahi alana geri dönmeye çalışır. Bu da ruhun, ilahi bilgeliğe yeniden kavuşma çabasını sembolize eder. Bir başka örnek, Setin Hidranlı adlı gnostik metinde yer alır. Bu metinde, Setin soyundan gelen insanların maceraları anlatılır. Setin soyundan gelenler, ilahi bilgeliğin taşıyıcılarıdır ve maddi dünyanın karanlığından kurtulmaya çalışırlar. Bu hikaye, ruhun aydınlığa ulaşma mücadelesini sembolize eder. Valentinus'un öğretilerinde ise, Antropos, İlahi insan mitolojisi yer alır. Bu mitolojide antropos ilahi alanın bir parçasıdır ancak maddi dünyaya düşer. Daha sonra antropos'un parçaları yani ruhlar maddi dünyada dağılır. Bu hikaye ruhun maddi dünyaya düşüşünü ve parçalanmasını temsil eder. Ancak ruhlar tekrar bir araya gelerek ilahi alana dönebilirler. Sonuç olarak gnostik öğretideki mitolojik hikayeler ruhun yolculuğunu, düşüşünü ve tekrar yükselişini sembolize eder. Bu hikayeler, insanın ruhsal gelişimini anlamasına ve ilahi bilgeliğe ulaşmasına yardımcı olur. Gnostik öğretideki alegorilerin derin anlamları Gnostik metinler, derin felsefe öğretileri ve ruhsal gerçekleri aktarmak için alegorilere sıklıkla başvurur. Önceki metinlerde bahsedildiği gibi, mitolojik hikayelerde ruhun yolculuğunu sembolize eder. Benzer şekilde alegoriler de gnostik öğretilerdeki soyut kavramları somutlaştırmak için kullanılır. Alegoriler, günlük hayattan alınan örnekleri veya doğa unsurlarını kullanarak derin anlamlar ve ruhsal gerçekler aktarır. Bu sayede öğretiler daha anlaşılır hale gelir ve dinleyicilerin zihinlerine daha kolay nüfuz eder. Örneğin, gnostik metinlerden biri olan Mısır Kodeksi'nde tohum alegorisi kullanılır. Bu alegoride, tohum, ruhun potansiyelini temsil eder. Tıpkı bir tohumun toprakta filizlenip büyümesi gibi, ruhta doğru şartlarda gelişebilir ve olgunlaşabilir. Ancak tıpkı bir tohumun iyi toprak ve suya ihtiyaç duyması gibi, ruhunda ilahi bilgelik ve manevi öğretilere ihtiyacı vardır. Bir başka örnek, Yuhanna'nın Muad Mucizeleri adlı gnostik metinde yer alır. Bu metinde, ışık ve karanlık alegorileri kullanılır çık, ilahi bilgeliği ve aydınlanmayı temsil ederken, karanlık cehalet ve maddi dünyaya bağlılığı sembolize eder. Metinde, insanların karanlıktan kurtulup ışığa ulaşmaları için çaba göstermeleri gerektiği vurgulanır. Gnostik öğretilerde sıklıkla kullanılan bir diğer alegori ise yolculuk alegorisidir. Bu alegoride, insan hayatı bir yolculuğa benzetilir yolcular, yani insanlar, maddi dünyanın karanlığından ayrılıp ilahi bilgeliğin aydınlığına ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk sırasında, engeller ve zorluklar olsa da, hedefe ulaşmak mümkündür. Sonuç olarak, gnostik öğretideki alegoriler, derin anlamları somutlaştırarak, ruhsal gerçekleri daha anlaşılır kılar. Bu alegoriler, insanların ruhsal gelişimine ışık tutarak, ilahi bilgeliğe ulaşmalarına yardımcı olur. İnsanın içsel potansiyelinin gnostik yorumu, ilahi kıvılcımın aydınlanması. Gnostik öğretiler, insanın doğasına ve içsel potansiyeline farklı bir bakış açısı getirmektedir. Önceki metinlerde bahsedilen alegoriler ve mitolojik hikayeler, insanın ruhsal gelişimini ve ilahi bilgeliğe ulaşma yolculuğunu sembolize etmektedir. Gnostisizme göre, her insanda ilahi bir kıvılcım veya potansiyel bulunmaktadır. Gnostik metinlerde bu içsel potansiyel çeşitli sembollerle ifade edilir. Örneğin, Yuhanna'nın Muad Mucizelerinde bahsedilen ışık alegorisi, insandaki ilahi kıvılcımı temsil eder. Kışın karanlığı aydınlatması gibi bu kıvılcımın da insanı cehalet ve maddi dünyaya bağlılıktan kurtarması hedeflenir. Bir başka örnek, Valentinus'un öğretilerindeki antropos mitolojisidir antropos, ilahi alanın bir parçasıdır ve insandaki ilahi potansiyeli temsil eder. Ancak antroposun parçaları, yani ruhlar, maddi dünyada dağılmıştır. Gnostik öğretiler, bu parçaların tekrar bir araya gelmesi ve ilahi bilgeliğe ulaşması gerektiğini vurgular. Gnostikler, bu içsel potansiyeli uyandırmak için çeşitli uygulamalara ve ritüellere başvurmuşlardır. Meditasyon, dua ve özel törenlerin amacı, insanın farkındalığını artırmak ve ilahi kıvılcımı aydınlatmaktır. Örneğin, Maniheizm gibi gnostik akımlarda özel ayinler ve meditasyon teknikleri kullanılmıştır. İçsel potansiyelin aydınlanması, gnostik öğretilere göre insanın nihai amacıdır. Bu aydınlanma sadece bireysel bir gelişim değil, aynı zamanda evrensel bir dönüşümü de temsil eder. İnsan kendi içindeki ilahi kıvılcımı uyandırdıkça evrenin gizli bilgisine ve gerçek doğasına da erişmiş olur. Sonuç olarak gnostisizm insanı sadece maddi bir varlık olarak değil, içinde ilahi bir potansiyel taşıyan bir ruhsal varlık olarak görür. Bu öğretiler insanlara kendi içsel potansiyellerini keşfetme ve ilahi bilgeliğe ulaşma yolculuğuna çıkma çağrısı yapar.